Oyunun adı Afgan Katletmeceli diye. Afganistan'da siz hep dikkat çekiyorsunuz hocam Müslüman ülkelerdeki yapılan zulme. Afganistan'da görev yapan bir Amerikan topçu birliği ne mensup askerler eğlenmek için rastgele ateş açarak sivilleri öldürmekle suçlandı haberi hocam. Kardeşim, bir kere Müslümanları adamlar insan olarak görmüyorlar ve bunu açık açık söylüyor, ifade ediyorlar. Evet. Bunun çözümünün Türkistan Birliği olduğunu, İttihat İslam olduğunu, bak Allah benim dilimle herkese duyurtuyor. Maşallah. Şeyh Nazım hocamızın diliyle herkese duyurtuyor. Efendim, diğer mübarek insanların diliyle Allah herkese duyurtuyor. Daha hala tereddüt ediyorlar. Evet. Halbuki Türkistan Birliği olmuş olsa böyle oyun nasıl yapsın adam ya? Yapamaz. Böyle eğlence yapabilir mi? Hayal bile edemez. Tahayyül dahi edemez yani. Yani ne oluyor dersin biraz, değil mi? Hareketlense bile nedir, hayırdır dersin, pardon diyecektir. İnşallah. Ama şu an çok pervasız, çünkü hepsi bölünmüşler. O onu korkuyla seyrediyor, onu korkuyla seyrediyor. Afganistan ezilirken diğer yabancı ülkeler dehşet içinde onu seyretiyorlar. Öbür ülkeleri ezilirken de Afganistan onları seyrediyor, evet. Panik için. Böldün mü? Böyle olur işte. Bölmede ezmek çok kolay olur. Abdullah Öcalan ne diyor? Bölelim diyor. Bölünsün, evet. Ki evet. Kolay ezilsin. Evet hocam. Böl, parçala, yut. Klasiktir bu. Şu an yutma safhasındalar, evet. Afganistan'ın. Olay bu. Kimi Müslümanlar parmağını kesip biriktiriyor. Yani işi manyaklığa döktüler. Evet. Kimi kulak biriktiriyor. Burada da kuru kafa toplamışlar hocam. Böyle bir şeyler yapmışlar. Bunlar. Evet, öldüklerini. Amerika'ya götürüyorlar hatıra olarak. Evet. Kuru kafa götürüyorlar. Adam masasına koyuyor. Kolye övünüyor. Yapmışlar demiştiniz. Evet. Kesikleri parmaklar. Tabii tabii. Yapıyor. Parmak kemiklerinden kolye yapıyor adam ya. Evet. Eğleniyor yani. Çok, evet. Övünüyor ondan. Evet. İftihar ediyor. Ve kutsal bir iş yaptığı kanaatinde ayrıca. Evet. Cübbeli de bizi öldürsünler cennete gider zaten diyor. Evet. Mücadele yapmaya gerek yok diyor. Evet. Allah emrediyor, mücadele edin diyor. O yok, gerek yok diyor. Evet. Onun için Müslüman kardeşlerimiz birbirlerini çok iyi koruyup kollasınlar, birbirlerini çok sevsinler, bölücülüğe karşı tam tavır alsınlar, taassuptan kaçınsınlar. Bak, taassup çok tehlikeli.